Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere üzüm buzlukla nasıl muhafaza edilir bunun videosunu hazırladım benim bayağı bir e, üzümüm vardı e, onların bir kısmı yenmedi ben de ziyan olmasını istemediğim için e, bu şekilde değerlendirdim. E, üzümlerimi güzelce yıkadıktan sonra e, tanelerini ayırdım ve sap kısımlarını attım. E, güzelce yıkadığım üzümleri süzgece koydum ve suyunu tamamen sürdü süzdürdüm. E, daha sonra kilitli buzdolabı poşetlerine e, üzümlerimi koydum birer kullanımlık olacak şekilde. İsterseniz normal buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. E, bu kilitli buzdolabı poşetleriyle e, daha düzgün oluyor buzlukta. E, daha düzgün bir şekilde e, istif edebilirsiniz. O yüzden ben genelde bu poşetlerden tercih ediyorum. Ee, evet bu şekilde e, koyuyorum poşetlere ve buzlu halde e, isterseniz e, meyve suyu olarak yani hoşaf olarak yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz pasta süslemelerinde kullanabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her yerde. Bu üzümleri kullanabilirsiniz. Hem üzümleri değerlendirmiş oluyoruz. Hem de dediğim gibi kışın çok güzel lezzetli meyve suları yapabilirsiniz bu şekilde. Evet 3 poşet çıktı benim. 3 poşetimi doldurduktan sonra kilitli buzdolabı poşetlerinin köşesinde çok küçük bir yer bıraktım. Oradan bir tane pipeti içine yerleştirdim. Ve hızlı bir şekilde havasını alıp tekrar o açık yeri kapattım. Bu yöntemle çok güzel bir şekilde vakumlanıyor ve içinde hiç hava kalmıyor arkadaşlar. Bu işlemi buzluğa koyduğunuz tüm yiyecekler için yapabilirsiniz. Evet yine aynı şekilde tüm poşetlerimi ağzını kapatıp pipetle havasını alıp buzluğa kaldıracağım. İsterseniz beyaz üzümle karışık da koyabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel, e, hoşaf oluyor. E, pasta süslemelerinde yine aynı şekilde e, kışın e, karışık bir şekilde kullanabilirsiniz. E, i̇nanın e, her ikisi de çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben dediğim gibi evde kal kalan üzümleri değerlendirmek için yaptım. E, çünkü çürümelerinizin ziyan olmalarını istemedim. E, umarım sizlerin de işine yarar. E, dener ve memnun kalırsınız kalırsınız. Evet üzümlerim hazır. Şimdi buzluğa kaldıracağım ve dilediğim zaman e, gönül rahatlığı ile e, buzlu bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.